çok farklı destinasyonlardan bize misafirler gelecek diye düşünüyoruz inşallah. Şimdi az önce konuşurken Çeşme projesi dediniz ya. Çeşme tabii bizim şehrimizin incisi. Son zamanlarda da biraz daha İstanbulluların yoğun ilgisine maruz kalan, zaman zaman İzmirlilerin eleştirilerine de maruz kalan. Böyle bazen derler ki İzmir'den Çeşme'ye gitmek için bir otobanınız var ve sadece Çeşme'ye gidiyor. Bizim için o kadar kıymetli ve değerli Çeşme. Ama tabii İstanbulluların da ilgisiyle birlikte biraz daha çehresi değişiyor. Özellikle resmi tatillerin olduğu ve uzun bayramların olduğu zamanlar, yazın mesela altyapı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşandı ciddi Çeşme'de. Çeşme sanki biraz daha yerli ve üst seviye diyebileceğimiz kategoride insanların tercih ettiği bir tatil beldesi oldu. Bu Çeşme projesi, biz bu çerçevede baktığımızda biraz da oraya akın olmasından korkuyoruz aslında biz İzmirliler olarak. Ne hedefliyor? Şöyle, Çeşme'de şimdi çok doğru söylediniz. Yerli ve üst düzey bir segmentin geldiği bir bölge Çeşme ama sadece 45 gün. Önü ve arkası 60 gün. Geri kalan 10 ayda oradaki yatırımlar ne yazık ki çok değerini karşılayamıyor. Bu Çeşme projesi aslında çıkış noktası 12 aya yaymak. Yani orada işte golfi Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim aylarında golf turizmi. Onun dışında gurme. Yani düşünün ki mesela o Çeşme projesinin içerisinde belki 10 tane Ot Urla gibi yer olacak. Yani antrenman olacak. Şimdi mesela bazen Ot Urla'da yeri bulamıyorsunuz. Yetmiyor demek ki. Talep var. Yani Çeşme'nin zaten bu kara tarafında olacak proje. Sahille çok fazla bir bağlantısı yok. Yani orman alanlık içerisinde olacak ve turizme istihdam da sağlayacak. Yani dediğim gibi farklı, şimdi biz Çeşme projesini yaparken hani buraya sadece işte yerli turist gelmesin, yabancı da gelsin ama neye gelsin? Bunun araştırması da yapılıp bu projenin ismi konulu işte golf olsun, futbol olsun, gurme olsun, alışveriş olsun, sağlık turizmi. Sağlık turizmi derken bu arada sadece termal anlamda değil. Artık sağlık turizmi biraz daha genişledi. Estetik, işte diş operasyonu, saç, mide küçültme vesaire bunlar da büyük. Şimdi Avrupalı turist, Rus veya Uzak Doğulu geldiği zaman, sağlık turizmi için geldiği zaman tatilini yapıyor aynı zamanda. Bizim bölgemizde İzmir'den de biz bunu biliyoruz. Bütün oteller de var şu an. Yani gelen misafir Almanya'dan geliyor, Norveç'ten geliyor. Bir hafta dişini yapacak. Yanında ailesini de getiriyor. Ailesi tatilini yapıyor. O 2 gün tedavisini görüyor. Geri kalan 5 gün işte Efes'e gidiyor. Alışverişini yapıyor. Tatilini yapıyor. Ama burada İzmir'e geldiğinde 3. 4. günden sonra yapacak pek fazla bir şey bulamıyor. İşte biz bunu işte bir Çeşme'ye gidin. Neye gidecek kışın Çeşme'ye? Şu an ne için gider bir Çeşme'ye? Şu an mesela hiçbir şey yok ama Çeşme projesi gerçekleştiği zaman Çeşme'de kalmak için de sebep var. Çeşme'ye gitmek için de sebep olacak. 12 ayın haricinde. Dolayısıyla bu çerçeveden bakınca yani aslında sezonu orada biraz daha genişletmek, 10'a 12'ye yaymak. Şu an yaz ayları dışında Çeşme'de ne yazık ki herhangi bir aktivite yok. Fakat bu projenin hayata geçmeye başlaması, zaten proje de hemen yarın öbür gün ya da 3 ay sonra geçecek bir proje değil. En az bir 5 sene var bunun önünde. Ben bölge turizmi kalkındıracak. Şimdi böyle farklı farklı destinasyonlar argümanlarınız olduğu zaman turizmde o zaman uçaklar da gelecek buraya. Direkt uçuşlar da artacak. Tabii. Şimdi şu an mesela İzmir'de direkt uçuşunun olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi yapacak fazla bir şey yok kışın. Şimdi yabancı hava yolları buraya neden uçak indirsin? Ne var burada İzmir'de? Öyle düşünüyor. Antalya'da çok farklı şeyler var. Bir kere Antalya'nın iklimi de çok büyük avantaj. Uzun yıllardır tanınan bir yer, artık bilinen bir yer. Yani Rus turiste bugün Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyor. Antalya diyorsunuz, Antalya'yı biliyor.